Merhaba arkadaşlar. Bugün size ücretsiz video edit programları arasındaki açık ara en iyi olduğunu düşündüğüm DaVinci Resolve 16'yı tanıtmak istiyorum. Öncelikle indirme kısmını göstereyim size. İlk siteye giriyoruz. Şuradaki indir tuşuna basıyoruz. Buradan DaVinci Resolve 16 Studio ve DaVinci Resolve 16'nın ücretsiz versiyonu var. Studio versiyonu $365. Ücretsiz versiyonu değil mi? Linux'ta da çalışıyor. Şuradan Windows'u seçip Mac kullanıyorsanız Mac seçebilirsiniz, Linux kullanıyorsanız. Burada gerekli bilgiler, yanında yıldız olan bilgileri doldurmanız gerekiyor indirmek için. Hani bu bilgilerin pek bir şey yok. Yani Blackmagic Design çaldırabilecek, hani böyle yanlış bir yere verecek bir firma değil, çok büyük bir firma. Bu Blackmagic Design normalde kamera üreten bir firma. Bu Resolve programı satın aldıktan sonra programın bir kısmını ayırıp ücretsiz yaptı. Bu programda 4K 60fps videoya kadar işleyebiliyoruz. Daha yüksek 6K 8K video işlemek istiyorsak stüdyo versiyonunu almamız gerekiyor ama hani kimsenin 6K çekebilen kameraya sahip olduğunu düşünmüyorum ben, yani bizim küçük insanlar. Büyük prodüksiyon şirketleri zaten stüdyonun parasına kıyar direkt alır. Şuradan açalım. Önce ilk kısım olan medyaya bakalım. Buraya dosya eklemek için ister sürükle bırak yöntemini kullanıyoruz. Şöyle. İstersek de şuradan add new location deyip o location'ı, o yolu bulup oradan sürükleyip bırakabiliyoruz. Bu dosya burada sadece görüntüleniyor. Medya pool'u almamız için şuraya sürüklememiz gerekiyor. Burada bize frame rate'i değiştirmemiz gerektiğini soruyor. Benim proje ayarlarım 30 FPS 1080p. Bu video 1080p 60fps olduğu için proje ayarlarını değiştiriyorum. Change diyorum. Burası bir ön izleme ve dosya ekleme, yani. Buranın başka bir olayı yok. Sonra cut kısmına geçiyorum. Şöyle. Buraya şu an timeline'e ekledik videoyu. Burası aslında edit kısmında. Bu cut kısmının neredeyse tamamı edit kısmında da uygulanabiliyor. Sadece bir ön hazırlık olarak buna 16 sürümünde geldi. Bu 16 sürümünde bize bir ön hazırlık olarak buraya getirmişler. Burada ne yapabiliyoruz? Kesebiliyoruz haliyle. Hızlı bir ön izleme yapabiliyoruz. Onun yanı sıra. Şurada kırpabiliyoruz videoyu. Küçültebiliyoruz. Müzik ekleyebiliyoruz. Şurada hız ayarları var. Videoyu mesela 2 hızını aldık. Klip yarıya azaldı. Burada bunun gibi küçük ayarları ön baştan yapabiliyoruz. Hani ama edit kısmında bunları kesip biçtikten sonra yapmak bana daha mantıklı geliyor. Şimdi edit kısmına geldik. Edit kısmında basit kırpma, her edit programında olduğu gibi basit kırpma kesme araçları var. Effects Library'de Video Translations altında video geçişlerine ait sekmeler yeni var. Ses geçişleri var. Azaltma, ses azaltma, videoya girerken ses azaltma, arttırma. Title sekmesinde Classic Titles var. Bir de bu programın Fusion sekmesinde önceden oluşturulmuş ön tanımlı tekstler var. Bunlar biraz daha animasyonlu tekstler ama timeline'ı bile, eğer düşük donanımlı bir bilgisayarınız varsa timeline'da bile büyük bir yavaşlamaya sebep oluyor. Generators, mesela bir renk. Bunun üzerinden, Fusion üzerinden bir şeyler yapabiliyoruz. Effects'ler önemli değil. Audio FX altında mesela Noise Reduction. Şöyle sesin üstüne getiriyoruz. Buradan ister Auto Speech modla program otomatik olarak gürültüleri engelliyor. İstersek gürültülü bir yeri bulup manuel modda Learn tuşuna basarak bu gürültüyü tanıtıp programa gürültüyü videonun genelinden sildirebiliyoruz. Auto Speak modunu aldım, kapattım. Buradan mesela diyelim bir ekleyelim şöyle. Bu yazının ayarlarını şurada Inspector tuşundan yapıyoruz. Mesela yazalım. Mesela ikinci bir yazı olduğunu gördüm şu anda. Bunu siliyorum. Burada basit bir
metin editörü var. Şuralardan pozisyonu ayarlayabiliyoruz yukarı aşağı. Buna zoom yapabiliyoruz, küçültebiliyoruz. Açısını değiştirebiliyoruz. Video kısmında da yine önceki text kısmındaki ayarların biraz daha ayrıntılısı var. Mesela şöyle büyütebiliyoruz. Ters çevirebiliyoruz. Edit kısmı biraz keşfedilmesi gerekiyor. Birden fazla ayarı var. Burası Derya Deniz, sizin isteklerinize, basit isteklerinize de cevap verebiliyor. Ücretsiz versiyon olmasına rağmen gelişmiş isteklerinize de cevap verebiliyor. Fusion kısmı biraz daha fazla donanım istiyor. Bu kısımda mesela şöyle bir text koyduk. Sonra bu text'e tıkladık diyelim. Sağ tıklayıp time kodu eklediğimizde gördüğünüz gibi şurada bir kod çıktı. Bunu biraz büyütelim. Şuradan da izleyelim. Bakın gördüğünüz gibi videonun süresini biz altta gözüküyor. Ama gördüğünüz gibi, bakın timeline'da benim bilgisayarım çok kötü değil. O benim timeline'da bir kasma yaşatıyor. Videonun kronometre, mesela bir videoyu hızlandırdınız diyelim. Bu videonun aslında kaç saniye olduğunu göstermek için de alta kronometre koyabiliyorsunuz. Burası da demin Derya Deniz. Burada yapabilecekleriniz çok fazla. Bu programın aslında en önemli kısmı burası. Color kısmı. Önce şuradan text kısmını silelim. Şurada renk ayarlarını yapabiliyoruz ama bu hani çoğu kişiyi bence ilgilendirmiyor çünkü bu renk ayarlamalarının doğru düzgün bir sonuç verebilmesi için bizim RAW görüntüye, RAW videoya ihtiyacımız var. Öbür türlü sıkıştırılmış renk bilgisi az olan videolarda kötü sonuç veriyor. Bu programın önemli özelliklerinden bir de Stabilizer özelliği. Bakın şöyle bir Stabilize diyoruz. Videoyu analiz ediyor. Fail kısmına geçmek istiyorum şimdi. Burası ses kısmı. Şuradan sesleri şöyle büyütebiliyoruz. Burada yine klasik ses kesme işlerimiz olduğu gibi bize sesin patlayıp patlamadığını grafik olarak gösteriyor. Gördüğünüz gibi benim sesim patlıyor kırmızıya ama hani çok büyük bir patlama da değil. Hatta zaten grafik üstünde de patlayan kısımları şöyle görebiliriz. Fazla yukarı çıkanlar genelde patlıyor. Burada sesi kısabiliyoruz. Sağ kulaklığa az, sol kulaklığa daha fazla ses verebiliyoruz. Hani burayı da çok ilgileneceğini sanmıyorum ama buraya da bu özellik konulmuş. Ben daha çok şu edit kısmındaki, şurada efekt library altındaki Fairlight FX'teki noise reduction'ı daha fazla kullanacağını düşünüyorum. Deliver kısmı en son kısım. Buradan YouTube kısmını seçiyorum. Genelde YouTube'a video atacağınız için YouTube kısmını seçeyim. Buradan hangi formatta, hangi ses formatında videoları atabileceğinizi seçebiliyorsunuz. Render kuyruğunu ekliyorsunuz. Konum seçiyorsunuz. Ben masa üstünü seçiyorum. Burada da daha önce böyle videosu çağırmış. Deneme diye değiştireyim ismini. Buradaki çıkan ayar timeline çözünürlüğü ile videonun çözünürlüğünün aynı olmadığını söylüyordu. Ben daha önce değiştirmiştim onu. Şuradan start render. Hani program bu kadar. Çok anlatılacak bir şey yok demeyeyim. Aslında çok fazla anlatılacak özelliği var ama daha çok bu programa girip keşfedip kendinize uygun özellikleri kullanmanız gerekiyor. Bu programda watermark yok. Hani altta şurada mesela bazı programlarda ismi yazıyor. Bazısı aslında neredeyse hepsini yazıyor. Bu programda öyle bir DaVinci Resolve yazısı yok. Tamamen temiz bir görüntü. 4K 60 FPS'i değiştirebiliriz. Daha fazlası. Studio versiyonunda. Studio versiyonun ne avantajı var diyebilirsiniz. Studio versiyonunda ekran kartıyla video hızlandırma, renderları hızlandırma seçeneği var. Bunun yanı sıra onda yüz takibi gibi özellikler, daha profesyonel özellikler de var.
Hani 365 dolar işini daha iyi nereye götürenler verebilir. Hani küçük kullanıcılara Resolve fazlasıyla yetecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.